Şimdi bir davet Kazakistan'a konferans için. Gittik. Konferanstan sonra da gezilecek olan mübarek mekanları tabiatıyla evvela Ahmet Yesevi Hazretlerine kutsesi bu. Fakat mübareğe gitmeden evvel bizi davet eden arkadaşımızın arkadaşı bir milletvekili telefon etmiş türbenin müdürüne yahut o dergahın müdürüne. Türkiye'den şunlar geliyor kabilinden. Gittik, ziyaret yaptık. O bizi davet eden arkadaş dedi ki, ben çocukluğumdan beri, kendisi oralı zaten, bu çocukluğumdan beri bu türbeyi ziyarete gelirim. Fakat türbenin içine ilk defa girmek nasip oldu. Ve türbenin üzerinde açık yeşil renkte bir mermer var. Emir Timur Hazretlerinin yaptırdıkları bir mermer bu. O türbede Hüseyin Aydemir kardeşimize dua etmek nasip oldu. Oranın yerlisi, çocukluğundan beri oraya gidip geliyor. Oranın yerlisi çocukluğundan beri oraya gidip geliyor. Fakat ilk defa o gün bizimle oraya girmek nasip olmuş. Ve orada Hüseyin Aydemir kardeşimize dua etmek nasip oldu. Tabi İslamiyet'te malum haliniz, ben değil biz var. Dualar da evvela diğerlerine yapılmadan şahsa yapılırsa kabul olma ihtimali ne kadardır bilinemez. Bu işin güzel tarafı, fakat demin hocamlar Allah razı olsun her birinden ayrı ayrı o güzel sesleriyle Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiler. Hani TRT muhabirleri diyor ya, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti okunacak diye. Evet, ne yapsın o çocuklar? Onlara öğretilmemiş. Hocalarımız Kur'an-ı Kerim tilavet ederken biz şunları düşündük. Bir kardeşimiz, bir komşumuz, bir arkadaşımız, bir ahbabımız, bir tanıdığımız vefat ettiğinde onun cenazesine gitmek, onun evine taziyeye gitmek, onun arkada kalanlarını arayıp sormak, hal hatır etmek, bunlar güzel. Bunlar yapmamız icap eden işler, mükellefiyetler ve mutlak olması lazım. Ancak bir de farklı bir durum var. Eğer bir topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti sadece cenazeler bir araya getiriyorsa, orada eyvah demen zamanıdır. Bu bir tükenişin, bir bitişin başlangıcı olur. Halbuki cumalar var, halbuki kandiller var, halbuki müminlerin kardeşlerini davet edip, kardeşim hoş geldin, benim evimde peynir ekmek var sadece, seni özlemiştim, buyur otur şöyle, iki lokma yiyelim, sonra da Rabbimizden söz edelim, Efendimiz Aleyhisselam'dan söz edelim, geçmiş günlerimizi analım, gelecek günlerimizi analım, bir derdin var mı, seni göremedim epeydir gibi hal hatır etmeler. Şimdi her birimiz kendimize sorgulayalım bakalım. Şu cemaatin içinden kaç arkadaşı evlendiğimden beri davet ettim diye bir arkadaş kendi kendine sorsun. Her arkadaş kendi kendine sorsun. Şimdi Kazakistan'da biz böyle 30-40 kişiye konuşacağız zannettik. Gittik 500 kişi konferans alanına. Sahnede dedim ki, ben şimdi ortak Türkçe ile konuşacağım. Ve tane tane konuşacağım. Beni anlayacaksınız. Bir şeyler anlattık. 100 yıl evvel İstanbul'da çıkan bir gazetenin, bugün TRT Avaz'da da anlattım bu kısmını. İstanbul'da çıkan bir gazetenin 125 sene evvel Taşkent'te de, Almatya'da da, Urumçi'de de, Bosna Hersek'te de, Kahire'de de, Şam'da da
okunduğunu dile getirmeye çalıştım. Cengiz Aytmatov'un eserinin Rusçadan Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye çevrildiği sakilliğinden bahsettim. Bu o toprakların bizim gönül coğrafyamız olduğunu, 1991'lerde yaptığımız bir kasette o kasetin kahramanlarını fezaya Baykonur üstünden gönderdiğimizi ve onun o kasetin yapılmasının 15 sene sonra Baykonur'dan Türkiye'nin uzaya uydu fırlattığını gibi acelerden söz ettik ve sonra dedim ki bitince konferans birçok şeyden bahsettik tabii. Beni tam olarak anlayanlar elini kaldırsın. %50'si elini kaldırdı. Anladık dediler. Ama orada şimdi alkışlıyor. Dedim ki bakın siz şaplak diyorsunuz. Bu bizde de var. Anne balasına kızdığı zaman bala diyor orada. Sana bir şaplak vurursam diyor. Bunu anlıyor kadın. Özbek de anlar. Peki %50'sini anladım diyenler yarısı kaldırdı. Hiç anlamadım diyenler %20 kaldı. Şimdi bu ne demek istediğimi de herhalde anlaşılmıştır. Eğer sadece cenazeler bizi bir araya getiriyorsa arkadaşlar bu kötü bir haberdir. Hepimiz biliriz, duyarız ve inanırız. Bana bir kelime öğretenin kölesi olurum demiş Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Hangimiz hangimizden bir kelime öğrenmedik? Burada kölesi olundan maksat Allah-u Alem şu olsa gerek. Hakkı ödenmez demek. Vefa İslam ahlakının yüzlerinden bir cüzdür. Kitaplar al, raflara diz, kitap seni seyretsin, seni kitabı seyret. Desinler ki gelen misafir, ooo ne kadar kitap var evinde. Ne kıymeti var ki bunun? Hep okumuyor muyuz? İlim, amel, ihlas. İlimsiz dindarlık, ilimsiz zahit, şeytanın oyuncağı olur diyor. İlim, evvela ilim, hakkıyla ilim. Sonra amel, onu yaşamak. Sonra Allah için yaşamak, gösteriş için yaşamak değil. Bursa'da bir konferanstaydık. Anlatıyorum bir şeyler. Gencin biri kalktı. Hiç konuyla alakasız bir şey. Efendim dedi ne kadar güzel sizin sesiniz var dedi. Şimdi böyle bir şey dediğinde ne denir o insana? Teşekkür ederim. Estağfurullah, eksik olma, var ol. Dedim ki TGDT'yi kuruş yıllarımızdaydı. Kurma yıllarımızdaydı. Herhalde anlatacağımda burada şahitlerinden biri de vardı. Ben hatırlamıyorum kim vardı yanımda. Süha Arın diye bir insanla tanıştı. Adamın o gencin şeyine cevap verdi. Süha Arın Türkiye'nin en iyi belgeselcisi. Bize de eski evler, eski ustalar diye Doğu Karadeniz'den bir belgesel seyretti. O zaman belgesel kelimesi de daha yeni yeni çıkıyor. Dokümanter film deniyor. Efendim video çekimi harika. Fakat anlatan ses daha harika. Süha Bey dedim ki anlatan kim? Kardeşim dedi. Nerede dedim? Öldü dedi. Böyle beklemedik bir cevap alınca ben sanki insanlar öldürmüş gibi. Neden öldü dedim? Gırtlak kanserinden öldü dedim. O gence cevabım bu oldu ve konferansa aynen devam etti. Yani kimse boyuna, soyuna, zenginliğine, servetine, sesinin güzelliğine, bilmem spordaki başarısına o bu değil. Allah-u Teala bir an beyinden bir teli koparır, ne ilim kalır, ne ses kalır, bir rüzgar tersine eser, ne de servet kalır. Allah kabul etsin abi.
Aydın teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Hüseyin, senin abin bizim de kardeşimizdi. O sebeple... Ben abiden öteydi abi. Abiden, o daha güzel. Abine hizmet etmekle bizleri de memnun etti. Cenab-ı Hak razı olsun. Bizleri bir araya getirdi. Yemek duası yapalım o zaman. Ben de bir kısa yemek duası yapayım. Buyur abi. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi dilimizin lezzetini, vücudumuzun sıhhatini, ömrümüzün bereketini daim eyle. Amin. Ya Rabbi doymayan gözden, ürpermeyen kalpten, işe yaramayan bilgiden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırız, bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi senden sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzelini istiyoruz, bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sana hamd olsun. Sevgili Hüseyin abinin bu güzel Kur'an sofrası nimetlerle, bereketlerle, güzelliklerle dolsun. Amin. Yiyenlerin, pişirenlerin, hizmet edenlerin ve bu güzel Kur'an sofrasına iştirak edenlerin evleri ve gönülleri nurla dolsun. Bütün Amin. Ölmüşlerimize, özellikle Aydemir ailesinin bütün ölmüşlerine rahmet olsun. Amin. Hepimize afiyet ve şifa olsun. Sevgili Amin. Hüseyin abiye de rahmet, gani gani rahmetler olsun. Amin. Cenab-ı Hak ruhunu şad eylesin. Amin. El Fatiha.